Sevgili arkadaşlar, şimdi böyle küp açılımı soruları ya da bir şeklin açılmış hali, kapalı hali tarzında sorular gelme ihtimali yüksek. Onun için onlardan bir tanesini size gösteriyorum. Şimdi buradaki sayıların duruşları önemli değil burada. Hani sadece hangi sayı nerede, o önemli. Onu özellikle söylemek istiyorum. Normalde hani bu yatağı yazmışız ama yani burada öyle o dikkat edilmemiş. Yukarıdaki şekilde bir kübün kendisi ve açık hali verilmiştir diyor. Açık hali verilmiş. Kübün ene doğru tek, sağa doğru iki kez döndürülmesiyle nasıl bir görüntü oluşacağını soruyor. Şimdi ben size birkaç tane küp çizeyim. Bu küpleri hani hareket ettire ettire olayı çözelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın ilk önce açık halini gördüğünüz zaman kübün şunu yapabilirsiniz. Kübün açık halinde mesela 5 ile 2 karşılıklı, 3 ile 4 karşılıklı, 1 ile de 6 karşılıklı. Gerçek zarda da toplamları 7 olan sayılar şeklinde doğrudur bu diziliş. O şekilde küp vardır. Ama tabii bunu sorularda size çok bilerek bunu böyle vermeyebilirler. Hani her küp muhakkak Cüneyt Hoca 5-2 daha hep 7 çıkacak diye düşünmeyin. Ama normal gerçek zarda öyledir. 5 artı 2 7'dir. Karşılıklı zarlar hep 7'yi verir. Toplamları 7'yi verir yani. Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki bakın 1, 2, 3'ü vermiş. Şimdi diyor ki küpün şekli bu. Şimdi ben bu bize verilen kübün 3'ün karşısında kaç olması lazım? 4 olması lazım. Demek ki burada 4 var. 1'in karşısında kaç olması lazım? 1'e artlayarak 6 olması lazım. Demek ki altta 6 var. Ve 2'nin karşısında kaç olması lazım? Yani arkada ne olacak? 2'nin karşısında 5 olması lazım. Arkada 5 var şeklinde bütün sayıların yerlerini buldum. Sonra öne doğru demek şöyle. Yani şekli böyle bir öne doğru böyle bir tık 2'yi 6 getirecek şekilde, 1'i öne getirecek şekilde hareket yaptırmak. Bu A şıkkında aynı bak. Bunu bir tık öne doğru getirdiğin zaman, öne doğru bir hareket yaptığın zaman 1 öne gelecek. 5 yukarı çıkacak. Ama yanda 2 olmayacak, 3 olacak. Öyle olmasın. Yani Bursa'daki gibi olacak. Yani bir daha böyle öne doğru aldığım zaman 1 öne geldi, 5 yukarı çıktı. 3 de yanda duruyor şeklinde. Bu birincisi bu hali alacak. O zaman bu 1, bu 3, bu 5. Şimdi dolayısıyla bu öne doğru gidişin her tarafını okuyalım. 5'in karşısında kaç olması lazım? 2. Altta 2 var. 3'ün karşısında kaç olması lazım? 4. 1'in karşısında kaç olması lazım? 6. Arkada 6 var. Yanda 4 var. Şimdi bakın. Sonra sağa doğru diyor. Sağ bu taraf olduğuna göre sağa doğru böyle döndürecek. Böyle döndüreceği zaman 5 buraya gelecek. 3 altta kalacak. Tamam mı? 1 hala burada olacak. 6 hala arkada olacak. Şimdi 5'i buraya getirdiğim zaman 5'in karşısında 2 olduğu için 2 buraya gelecek. Ondan sonra da aşağıda 3 var diyorsak 3'ün karşısında kim vardı? 4 vardı. 4 o zaman nereye gelecek? Üste gelecek. Bu şekilde bütün sayıların yerlerini tekrar yazdım. Bir kere sağa döndürdüm. Şimdi ikinci sağa döndürüşü yapıyorum. Sağa döndürme hareketini bir daha yaptığı zaman 4 buraya gelecek. 5 altta kalacak. 4 buraya geldi. 5 altta kaldı. 1 hala önümüzde duruyor. 6 hala arkamızda duruyor. Ve bu yandaki 2 yukarı çıktı 2 olarak. Ve 4'ün karşısında da 3 var. O da burada 3 olarak şurada duruyor. Ama bizim görüntümüz 1, 2, 4 şeklinde. Yani Denizli'deki 1, 2, 4 şeklinde olması lazım. Bunun cevabı 4. Arkadaşlar bu tarz soruları sınava giderken bir beyaz silgi alıyorsunuz. Sınava silgiyle gidiyorsun. O beyaz silgiyi alıyorsun böyle, çıkartıyorsun kağıdını. Sonra başlıyorsun bunu yazmaya. Buraya 2 yazıyorsun, buraya 1 yazıyorsun, buraya 3 yazıyorsun. Döndürüyorsun arkasına 5 yazıyorsun, buraya 4 yazıyorsun, buraya 6 yazıyorsun. Sonra başlıyorsun, o silgiyi alıyorsun. İlk önce bir öne doğru kıvırıyorsun. Sonra 2 kere yana doğru kıvırıyorsun. Sonra okuyup hemen işaretliyorsun. Yani silgiyi sınava götüreceğiniz için de bu soruları böyle çok kolay yapabilirsiniz. Arkadaşlar bizi paylaşın. Paylaştıkça çoğalalım. Abone olmayı unutmayın. Bize yorumlar atın arkadaşlar. İsteklerinizi yazın. İstekleriniz doğrultusunda hareket edelim. Görüşmek üzere.